birbirini etkileyen konular bunlar biliyorsunuz. Dediğiniz gibi helal ekonomi içerisinde sadece finans ya da sadece turizm ya da sadece gıda olarak bakmamak lazım. Bunların hepsi aslında beraber yürüyen bir yapı. Evet. Şöyle ki helal gıda pazarında toplam pazar 860 milyar dolar. Burada da payımızın yükseltilmesiyle alakalı önemli çalışmalar şu anda yapılıyor. Keza turizmle alakalı 250 milyar dolarlık bir pazar söz konusu. Buradaki enteresan bir süreçte şöyle aktarayım. Dünyadaki İslami konsepte uygun olarak nitelendirilebilecek otellerin yaklaşık %50'si Türkiye'de. Evet. Aslında söyleyince çokmuş gibi görünüyor ama çok da değil bence. Yani Türkiye'de çünkü o pazar büyümüş değil. Maalesef. Daha çok yatırım yapılabilir. Maalesef. Yani bizim şu anda 2023 hedefleri içerisinde ulaşmak istediğimiz rakam turizmdeki 50-60 milyar dolarlık bandın en azından 15-20 milyar dolarını İslami turizmden elde etmek. Ki aslında bu rakam çok kolay elde edilebilecek bir rakam. Çünkü az önce söylediğim gibi toplamda 250 milyar dolarlık bir pazar var. Bu pazarın %50'sini karşılayabilecek potansiyele sahibiz. O potansiyeli anlattınız. Sizin birkaç yıldır yaptığınız Cumhurbaşkanlığı'nın da himayesinde yapıyorsunuz. Tabii. Etkinliği. Nedir? Bu etkinliği bir anlatır mısınız? Ne zaman olacak bu önümüzdeki etkinlik? Şöyle kısaca aktarayım yine. Dünya Helal Zirvesi 23-25 Kasım tarihlerinde İstanbul'da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın katkılarıyla ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek. Eş zamanlı yapılacak olan diğer bir organizasyon var. Keza İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İSEDAK toplantısı. İSEDAK toplantısını müteakip olarak beraber yürüyecek olan bir organizasyon olacak inşallah. Bayağı bir o zaman İslam dünyasından katılım olacak sadece. Tabii yani 57 Müslüman ülkenin katılımı buraya sağlanacak. Onunla beraber şöyle bir sıkıntı vardı. Bunu da aşmış olduk aslında. Şöyle aktarayım ben kısaca bu organizasyonun biraz geçmişiyle alakalı. Biz yaptığımız ilk çalışmalara TÜMSİAD'la beraber, TÜMEXPO ile beraber başlamıştık. Sağ olsun başkanımız burada, kendilerinin katkıları. İşte TÜMSİAD'ın süreçte misyonunda bu var değil mi? Ne kadar güzel. Hani orada tabii çok önemli bir pazardan bahsediliyor tabii aslında. Çok büyük yatırım fırsatları var, pazar büyük, ihracat anlamında, ürün anlamında tabii ihracat ki, pazarları var. Tabii ki kriterlerin oluşturulması ve Türkiye'deki bu ambiyansın bir an önce harekete geçmesiyle alakalı ve biz onu meç etmiştik. Expo ile beraber meç etmiştik. Hı hı. Bahsettiği gibi Yunus Bey'in. Ve gerçekten de Cumhurbaşkanımızın da teveccühü orada çok önemliydi. Ve biz gelen ilgi ve alaka üzerine konunun biraz daha herhalde ete kemiğe bürünmesi, biraz daha yukarıda dünya konjonktüründe yer bulmasıyla alakalı da bir çalışma yapıldı. Yunus Beyler bu konuda hakikaten biraz daha konuyu bir tık daha yukarı çıkartması ve daha sonra ileride belirlenecek bazı değişik projelerle de beraber yukarıya çekilmesi. Çünkü ciddi rakamlar var. Bu rakamlara ulaşılması ve üretimin, istihdamın da bu konu üzerinde bir hareket sağlayacağını etki edeceğini. Türkiye ekonomisine de çok büyük katkısı olacak bir süreç bu. Hani biraz geç kalmışız gibi ama hızlı yol alabiliriz. Tabii. Peki özür dilerim. Yunus Bey'e kısaca şunu bize izah etsin, sonra başkanım size döneceğim. Bu sene neler öne çıkacak? Neleri tartışacaksınız? Ya bu yani seneki işin pik noktasında tabii, ne var? Bu organizasyonun en önemli noktalarından bir tanesi şu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bir kuruluşu olan SİMİK. Evet. İle biz beraber yapıyoruz bu organizasyonu. SİMİK bu 57 ülkenin kullanacağı ortak helal standardını belirleyen kuruluş. Bu standartları çalışan kuruluş. Yani 57 ülke SİMİK içerisinde kendi Diyanet alimleriyle, din alimleriyle, yine çalışmalarını yapan bilim adamlarıyla beraber ortak çalışma içerisinde ortak standartların belirlenmesinde bir çalışma yürütüyorlar. Anladım. Amaç burada tüm dünyada kullanılacak olan ortak helal standardını Müslümanların ortaya çıkarması. Ve 57 ülke bu doğrultuda bir katkı sağlıyor. Şu anda başka ülkeler belirleyici galiba o konuda değil mi? Onu ön almak lazım. Maalesef yani o çerçevede Müslümanlar bir alanı boş bıraktığı zaman tabii konunun ekonomik boyutu çok büyük olduğu için art niyeti veya kötü niyeti girişimler de gerçekleşebiliyor bu süreçte. Doğru. Bunun önüne geçebilmek için bu organizasyon yapılıyor. Yine İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Ticareti Geliştirme Birimi, ICDT kuruluşuyla da beraber, bu çerçevede beraber çalışıyoruz. Aslında bu işin uluslararası İslam ülkelerinin ortaya çıkardığı uluslararası örgütlerin hepsi burada olacak. Değil mi? İstanbul'da olacak. İnşallah çok güzel sonuçlar çıkar. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın, verdiği destekle, verdiği himayeyle biz daha önce Arap Emirlikleri'nde yapılan bu organizasyonu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın organizasyonu Türkiye'ye getirdik. Evet, ve şu an bu Türkiye'de olacak.
Bununla beraber bütün Müslümanlar dünyada yaşayan siyasi veya politik görüşleri birbirinden farklı olabilir ama ortak bir alanda ilk defa belki de bu şekilde bir araya gelmiş olacak. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğu destekten dolayı, bir himayeden dolayı öncelikle çok teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten bu İslam coğrafyası için çok önemli bir konu. Çünkü herkesi bir araya topluyor. Hem manevi açıdan çok önemli, evet, hem maddi açıdan çok önemli bir konu.